Ya gariban lam tazal ultu fina fima nazal inneke latifun lam tazal il mutfika da'vatana ya Rabbi amin havfana. Yakalı gömlekler mi giyiyor? Kravatlar mı takılıyor? Ne yaptın sen? Evinin içerisinde sana kahya kim var? Hanım böyle seviyor. Cenab-ı Hak اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَى buyurdu. Erkekleri kadınlar üzerinde hakim oldu. Sen tersine iş yapıyordun. Hanımın dediğine bakıyor. Hanımın sevmiyor. Entari deyince ne oldu? Sünnetli çocuk gibi mi oluyorsun sen? Yeniden sünnet mi olan ne bu entari giymesin? Kadın mısın? Yahu İslam alemi bütün ecdadımız öyle giyindi evlerinde, hanelerinde. İslam evini tertip et. Çocukları dışarıdaki pis havadan evin içerisine girdiğinde İslam'ı telaffuz etsin. Burası Bursa olduğu için size söylüyorum ki siz belki öteki vilayetler içerisinde en dindar vilayet bizdir de biziz de iddia ettiğiniz için size söylüyorum. Söylediyor. Bu mübarek huzurundan bizim kalbimize ilham olan da bu. Benim sözüm değil. Burada bir sultan yatıyor. Ki sultanlar eziliyormuş. Ayağına da düşmüş. Hoca Devlet-i Aliye'yi ayakta tutan manevi sultanların sultanı mı? Emir Sultan huzurundayız. Edep edelim konuşmaya ama Hoca Efendi'ye öyle ilham, işaret oldu ki ben kaçıp gidecektim. Hazreti Hoca Efendi'yi tuttum. Hoca Efendi boş adam değil. Binaenaleyh sizin iddianız olduğu için size söylüyorum. İslam'ın da ılık kıyafeti var, nedeni vardır. 70 senedir onun üzerinde uğraşıyorlar ki çıkaralım, bitirelim, ötekilerin kalıp kıyafetlerine gidelim. Hayır, ölçü de yok, razı değiliz. Razı değiliz, mülkerdir. İslam'ın kabul etmediği ne abed ne anane makbulumuz değildir. En ufağından öndürülmeler. Her şey ki İslam'a muhaliftir, biz razı değiliz. Ya Rabbi bunlarla bizi beraber yazma diyorum gece gündüz. Allahümme inni hâlâ munkerun enâ lâ erdâ bihim. Bu münkerdir. Çünkü sen münkerden razı değilsin. Senin Habibin de razı değil. Ben nasıl razı olayım? Ey Müslümanlar! Vakit dolu. Her şeyin vakti vardır. Vakti geldiğinde değişecek ama işte Cenab-ı Hak'a dediğimiz gibi. Estağfirullah. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ hatta yugayyiru mâni enfusihim. Cenab-ı Allah hiç şüphesiz bir kavmin üzerindeki tecellisini değiştirmez. Ta ki o kavm o tecellinin değişmesine hak kazansın veya müstahak olsun. Cenab-ı Hak bir kavmin üzerindeki lütuf tecellisini değiştirip kahır tecellisini indirmez. Ta ki o kavm ona müstahak olsun oldu. Ki kahır tecellisi altındadır 70 sene. 80 sene, 90 sene. Lütfunu edilmesi için gene müstehak olacağız. Cenab-ı Mevla İsrail oğullarını Tih sahrasına hapsetti. Cenab-ı Hakk'a karşı geldikleri için mahkum etti. Bu sahrada siz hapsolundunuz dendi. Onlara Musa peygamber bildirdi. Ve onlar o mahkumiyetten kurtulmak istediler. Kurtulamadılar. Her gün oradan kaçmak istediler. Kaçamadılar. Çıktıkları yere tekrar döndüler. Ta ki onların içerisinde Musa peygambere karşı sen ve Rabbin git o memleketi fetheyle ve biz ondan sonra içeri girelim diye kendilerine olan emri kırıp da Cenab-ı Allah'a onu havale ettikleri için mahrum olmuşlardı. O sözü söyleyenlerden tek kimse kalmayıncaya kadar Cenab-ı Hak onları oradan azat etmedi. Onların hepsi öldü gitti. Geriye yeni yetişen çocuklar kaldı. Onlara Cenab-ı Allah Nuşa ibn Nun Hazretleri'ni gönderdi.
Onlar da oradan çıktı, selameti buldu. Şimdi dün İslam'a karşı duranlar, onların hepsi birer birer ayıklandık sonra yeni tecelli, yeni yetişenler elhamdülillah. Gençler hidayetle yetişiyor. Halbuki dalalet yollarına sevk ediyorlar. Dalalete giderken hidayete döndürüyor Cenab-ı Allah. Onun için ümidimiz olur ki asrın başına kadar bir değişiklik gelecektir. Lakin sen de kendine düşeni yap deme. Bu hal iyidir, ortalığın hali. Kötüye alışkanlık kadar Müslümana zarar veren bir şey yoktur. Alışkanlık belası milleti mahkum ediyor. Alışamadık de, küfre alışamadık, isyana alışamadık, kötülüğe alışamadık, Allah alıştırmaz. İşte bu. Şimdi bu kadar nasihat inşallah kafidir. Allah razı olsun hocamdan, Hazreti bereketine. Akşama kadar da söylenir, yarına kadar da söylenir. Lakin kısa olup da zapt edebileceğimiz söz hayırlıdır. Allah bizi hayır yolundan, hidayet yolundan ayırmasın. Amin. Nasıl ki bize hidayet buyurdu ya Rabbi, bizi hak üzerinde sabit kadem eyle. Amin. Hidayette sabit eyle. Amin. Hürmetin Habib, hürmetin Fatih.